Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitimimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eğitimimizin ikinci videosunda gördüğünüz gibi tema parçalama işlemlerimizi yapacağız. Temamızı ben indirmiştim. Evet, şuradan. Şimdi işimize yarayan kısımları alacağım sadece. CSS, font, şunu almıyorum. Font, image, JS, 404. İşte about alalım. Kart alacağız. Checkout alacağız. Contact. Index. Pardon, index'i almayacağız. Bunun dışında login. Account. Bunun dışında order alalım. Shop sidebar. Bu indeksimiz olacak. Ve single product, ürün içeriği kısmı. Thank you kısmını alalım. Ve bunun dışında atladığımız bir bölüm var mı diye kontrol ediyorum. Şunları da alalım. Evet, sanırım bu kadar. Yine olursa istediğimiz gibi buradan alabiliriz. Evet. Zam klasörüne geliyorum. B2B'nin içerisine bunları aktarıyorum. Evet. Ve ben burada açmıştım. Şu shop sidebar kısmını öncelikle index.php diye değiştiriyorum. Ve gelin temamıza bakalım. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz üzere temamız geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Konsola bakıyorum. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunlar çağırmadığı JavaScript'ler. O yüzden bunları zaten kaldıracağız. Mesela burada slider'ımız yok. O yüzden slider JS'ine gerek yok. O yüzden bu tarz şeyler uyarı verebiliyor. Preview kısmını kaldırdık mı? Yok. Evet, çalışıyor burası. Burada bir sıkıntı yok. Tamam, şu compare kısımlarını kaldıracağız işte. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Yeni bir klasör açalım buraya. Tamam mı? Şu index haricindeki hepsini buraya bir atalım. Çünkü hani gözümüzü bozmasın şu an. Tamam mı? Evet, sayfayı indiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Evet. Buraya geliyorum. Bir klasör açıyorum. İğneci klasörü. Evet, başlıyoruz şimdi parçalama işlemlerine. Şimdi header kısmı burada sitedeki menü var. Bunu menü diye ayırabiliriz. Mobil menü var. İki tane menü var. Hani burayı menü diye ayırabiliriz. İkisini de aynı menü PHP içine atabiliriz. Evet. Şu body'den yukarısını alalım. Evet. Burası require once. Sayfayı şöyle biraz yakınlaştırayım. Require once inch içerisinde header php olsun. Evet, şunu biraz şöyle gerçi bu en sonuymuş, tamam. Bunun içerisine alıyorum header php. Geldim buraya, yapıştırdım. Evet, şu an herhangi bir sorun yok. Şu ikisini de burası pardon, burası shopping cart kısmı, burası tab var aslında, burası tab var. Burası menü. Ben şunu aslında header kısmı, şu wrapper kısmından da alabilirdik ya. Wrapper. Ya da biz burayı tab var diyebilelim ya. Tamam mı? Require once tab var php. Evet. Şuraya tab var php diyelim. Bunu buraya ekledik. Bir saniye, bu menü değil mi ya? Evet, shortcuts. Aynı yer işte. Aynen, bakın bu da menüymüş. Bunun içinde de menü var. Aynen, gördüğünüz gibi sticky menü. Şöyle kaydırdığımız zaman yes, burası burası. Tamam, tab olarak kalsın, sıkıntı yok. Şu mobil menü, şurayı alalım.
Require once içerisinde mobil menü diyelim. Bu tab barı da normal menü yapalım da. Mobil menü PHP. Evet. Tamam. Şunu da normal menü yapalım. Tamam mı? Tab bar değil de menü PHP olsun. Evet. Şuradaki kısımlar, burası banner kısmı, ürün kısmı ve footer kısmı. Evet. Footer bizim aradığımız kısım. Burası her ürünün hani preview kısmı var ya, şey, ön izleme kısmı. O, onun modeli bu. Bunu burada yapmayacağız. Çünkü bu ürünleri döngüye alırken o döngünün içerisinde yer alması gereken kısım burası. Çünkü her ürüne ait bir ID olacak ve o ürünün ID'sine göre buradaki modeli açmamız gerekecek. Evet. Bu kısmı, şu kısmı biz şimdilik parçalayalım da sonra biz footer'dan onu alırız o tarafa. Evet. Require once ile yine footer PHP diyoruz. Evet, sayfayı bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun var. Çünkü neden? Buraya footer PHP'yi açmadık. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bir sorunumuz kalmadı. Şuradan preview diyelim. Evet. Şu an hep aynı şeyi veriyor gördüğünüz gibi. Çünkü bir döngünün içinde değil. Evet, şu mobil menüyü bir merak ettim. Ona bir bakalım. Mesela şu anda ne var burada? Products kısım falan filan var değil mi? Mega menü falan da var bakın gördüğünüz gibi. Ama biz onları kullanmayacağız tabii. Evet, sayfayı bir yeniliyorum. Artı diyorum. Evet. Güzel bir mobil menüsü var. Evet, gayet güzel. Tamam, sorunsuz şekilde şu anda temamızı parçaladık. Evet. Şimdi isterseniz bu dersi burada sonlandıralım. Diğer dersimizde de diğer kısımların, yani diğer sayfaların parçalanmasına devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.